Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. MR bütün tetkiklerin tedavi aşaması mıdır? Bir de MR sorunu çözer mi diye gelen sorulara neler cevap vereceksiniz? Şöyle diyelim, MR ileri bir görüntüleme, radyolojik görüntüleme yöntemidir. X ışınıyla çalışmayan, yani radyo frekans dalgasıyla çalışan, onun içinde vücut üzerinde vücuda herhangi bir potansiyel etkisi olmayan, zararlı etkisi olmadığı şu an için bilinen bir yöntemdir. Güvenlikle kullanılır. Özellikle gebeliğin ilk 3 ayı dışında rahat kullanılabilen bir yöntem. Hatta gebelerde bir takım anomalileri araştırmada 3 aydan sonra da kullanılabiliniyor. Yani şeyde gebeliğin takibinde de bazen ihtiyaç olduğunda kullanılabiliniyor. Bu her sorunu çözer mi diye bir şey yapılırsa şöyle genel olarak cevap vereyim. Bu MR için değil, tüm radyolojik modaliteler için geçerlidir. Hiçbir modalite her sorunu çözmez. Mümkün evet. değil bu. Yani her bir şeyin MR da dahil olmak üzere radyolojik görüntüleme yönteminin ait olduğu yer vardır. Yani bu da ait olduğu yer derken şöyle söyleyeyim size. Hastayı muayene eden klinik hekim hastanın neye, hangi tetkike ihtiyacı olduğunu o anki muayenenin sonucuna göre belirler. Gerekirse bunu radyoloji uzmanınla da konsülte eder. Ve hastanın kendisine özel bir, yani hastalığa ve hastanın kendi durumuna özel bir tetkik şeyi ortaya çıkartılır, profili ortaya çıkartılır. MR tabii ki çok ileri bir yöntem, onu kabul etmek lazım. Meme hastalıklarından tutun da kanserle ilgili. Akciğer kanserinde özellikle mediasten dediğimiz bu kalp ve büyük damarlarla ilgili tutulumları ortaya koymada, karaciğerdeki bir takım karaciğerin primer ve metastatik, yani başka organdan sıçrayan kanserlerinin tanısında son derece yararlı olabiliyor. Ama tabii ki bunu belirli bir algoritma, yani işlem sırası içinde değerlendirmek gerekir. Her sorunu çözmez yalnız. Peki, öyle demek lazım. Peki açık ve kapalı MR hakkında gelen sorulara? Şöyle söyleyeyim, kapalı MR manyetik alan gücü, yani daha yüksek olan bir Tesla ve üzerindeki cihazların şeyidir. Yalnız bunun bir sıkıntısı olabiliyor. Şöyle, bazı hastalar bu gantry dediğimiz yattıkları zaman içine girdikleri alanın dar olmasından kaynaklanan bir korku hissine kapılabiliyorlar. Bunu aşmak mümkün olabiliyor. Sedatize edilerek hasta bu durumun çaresi bulunabiliyor. Fakat bazı hastalar ısrarla girmek istemediklerini, tahammül edemeyeceklerini söylüyorlar. Saygı duymak lazım, doğru. Yani buna yapacak da bir şey yok. Yani çözümü de olmayabiliyor. Böyle durumlarda açık MR'dan faydalanılabiliyor. Bu manyetik alan gücü kapalı MR'a göre biraz daha az olan bir cihaz. Yani 0.5 Tesla ve altındaki cihazlar diye tabir edilen şeyler. Fakat burada hasta çok rahat, yani etrafı seyrederken ve üzerinde bir basınç hissi, kapalılık hissi olmadan tetkikini tamamlayabiliyor. Aradaki fark şu, belirli bir takım özellikle santral sinir sistemi, omurga hastalıklarında ve biraz volümü fazla olan, yani toplu diyelim kilolu hastalarımızda bu açık MR'da çok iyi sonuç alınmayabilir. Bu durumlarda da çok gerek olursa anestezi altında da kapalı MR'la sonuca ulaşılabilir. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.